Hocam gelirlerin baskı altında kaldığı dönemde tasarruf edilebilen miktarın özellikle piyasa enstrümanlarına yönlendirilmesi ve burada elde edilebilen ya da edilmeye çalışılan getiriler giderek kritik bir hal alıyor senin de vurguladığın gibi. TÜİK de rutin olarak her ayın bu zamanlarında reel getiri oranlarını açıklıyor finansal araçların. İlk grafiğimizde dilersen buna bakalım. Aylık bazda tahmin edilebileceği üzere en yüksek getiri biz tarafında oldu ama biz bu sefer yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. En çok getiri tarafında öne çıkan TÜİK'in açıklamış olduğu bültende 4 unsura bakmak istedik. Burada tam ekran verilirse net biçimde 3 farklı dönemde yıllık, 6 aylık ve 3 aylık değişimlere bakıyoruz Güzem. Burada yine senin altını çizdiğin üzere Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksini baz alacak olursak en solda getirilerde net biçimde tüfeden arındırılmış rakamda bariz olarak ayrıştığını izler vaziyetteyiz. Burası zaten sene başından itibaren 2022 yılında hem Türkiye'de hem dünyada dolar ve TL bazında ayrışan BIST'in bir yansıması olarak görülebilir ama diğer taraflara baktığımız zaman özellikle dolarizasyonu konuşuyoruz. Geçtiğimiz yılın bu zamanlarında kurdaki hareketlilik ve Türkiye'de yıllardır dövize ve altına olan ilginin aslında bir nevi getiri tarafındaki takibi de önemli. Ama doların açıkçası 6 aylıkta bir miktar pozitif ayrışmasından söz edebiliriz. Ama gri renkli 3 aylıkta görüleceği üzere tüfeden arındırılmış olarak doların kaybettirdiğini görüyoruz. Nitekim külçe altında da yıllık bazda artıda görüyoruz tüfeden arındırılmış biçimde ama 6 aylıkta 3 aylık tüfeğe karşı külçe altının ki bunu aslında altının farklı gram ve ürünleri bazında da düşünebiliriz geride kaldığını söyleyebiliriz ve son günlerin zaten hem yurt içi tahvil tarafında TL tahvil tarafında hem de Eurobond tarafında konuştuğumuz konulara aslında bir nevi sinyal vermesi açısından devlet iş borçlanma senetlerinin de 6 aylık ve yıllıkta 6 aylık ve 3 aylıkta artıda olduğunu görüyoruz tüfeden arındırılmış olarak ama yıllık bazda da %24'ün üzerinde bir kaybı var. Geçelim fonlar tarafı. Güzel. Burada bireysel emekliliğin devlet katkısı tarafı ve özellikle 18 yaş altı BES ile beraber senelik değişiklik hakkının, fon değişikliği hakkının 12'ye çıkması gibi konuları konuşuyoruz. Ama insanların tabii ki doğal olarak tasarruflarını etkin biçimde yönetmeleri adına performans da çok önemli. Burada TEFAS'ın sitesini açtığımızda emeklilik fonlarını seçtiğimizde BES ve OKS fonları 375 adet toplamda güzel. Bunlardan 71'i Ekim ayı itibariyle karşımızda olan %85,5'lik enflasyonun üzerinde getiri sağlamış vaziyette ama biz şu anda ilk 10 fonu görüyoruz. Görüleceği üzere %160'lardan %133'lere kadar uzanan enflasyonun çok çok üzerinde BIST'teki performansın yansıması olarak ve sınıflamaya baktığımızda da hisse fonları ya da hisse ağırlıklı değişken fonları görüyoruz. Bir sonraki grafiğimize geçelim. Yatırım fonlarında durum nasıl? Burada özellikle fonları hariç tutarak TEFAS'ta işlem gören fonlar üzerinden değerlendirdiğimizde güzel yine BIST etkisinin belirgin olduğunu görüyoruz. Tıpkı BES'teki görünüme benzer olarak %180'in üzerinden %140'lara varan ilk 10 sırada yine hisse ağırlığı bulunan hisse tipi fonlar ya da hisse değişken fonların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Peki ağırlıklandırmalar nasıl oluyor? Burada bir örnek olması açısından bireysel emeklilik sistemi içerisindeki fonların toplam varlık sınıfları sahip olduğu varlık sınıflarındaki görünüme bakacağız. Son grafiğimizde de bunun pay chart'ı ekrana gelecek. Aslında hisseye olan bir nevi ilginin fon değişiklik ve yatırımcının burada küçük yatırımcı bireysel yatırımcının katılımcıların ilgisini gösterir biçimde gri renkte görüldüğü üzere 3'te 1'ine tekabül ediyor. Diğer tarafta Türk tipi Eurobond ve devlet iş borçlanma senetlerinin ağırlığını görüyoruz. Aslında son yıllarda burada bir altın ağırlığının da oluşmaya başladığını izlemiştik ama son 1 yıldaki gelişmeleri gözetirsek toplam emeklilik şirketlerinin tutmuş olduğu varlıklarda altının %6'larda olduğunu görüyoruz. Özetleyecek olursak güzel getiri arayışı hisse senedi piyasalarındaki yükselişle beraber tercihlerde de etkili olmuş gibi görünüyor.